var ama. Bourdieu diye bir Fransız sosyoloğu vardır. Hepiniz mektepli olduğunuz için bilirsiniz. Bourdieu'nun çerçevesinden bakacak olursak kutuplaşma terimi yanlış. Kutuplaştırma diye bir terim kullanmamız lazım. Yani siyasi alan içerisindeki aktörlerin siyasete ilişkin kurguları ve söylemleri kutuplaştırıcı olabilir. Ama bu toplumun içinde de insanların bunları aynen benimseyip tam onların istediği ölçüde kutuplaştığı anlamına gelmez. Tabii ki bir kısmı öyledir eminim ki. Yani o siyasetten aşağı doğru sirayet etmiştir. Orada da bir takım şeyler, kutuplaşmalar ya da kutuplaştırmalar toplumsal gruplar arasında da ortaya çıkmış olabilir. Ama esas kutuplaşma terimi siyasete ait bir terim. Biz ise şeyi ölçtük burada, toplumu. Sıradan insanları, yani bu etrafımızda gördüğümüz bizim gibi ölümlüleri biz de düşünüyoruz bu konuda. Dolayısıyla bu hakikaten toplumsal bazda baktığımızda o siyasi alandaki keskinlik, yani siyaset keskinleşmek zorunda ister istemez. Yani bir marka gibi kendini tanıtabilmek için köşeli olmak zorunda. Halbuki biz sıradan insanlar köşeli olursak hayatta kalma şansımız azalır. Bizim böyle geçişken, yuvarlak, ondan sonra her deliğe sığabilen, akışkan olmamız lazım ki hayatta kalma şansımız artsın. Yani eklektik olmamız lazım, biraz tutarsız olmamız lazım. Ve bütün araştırmalarda bize yaklaşık her konuda, sağ sol konusunda da bu eklektikliğin, bu akışkanlığın olduğunu gösteriyor. Bu da sevindirici bir şey. Ya biz de yukarıdaki gibi olsaydık, böyle keskin, böyle köşeli, geometrik falan, her gün birbirimizi öldürürdük yani. Gerek yok böyle şeylere.